Merhaba çocuklar, bu dersimizde kesirleri, yani bütün ne demek, yarım ne demek onu öğreneceğiz. Kelime anlamı olarak baktığımız zaman bütün denilince aklınıza ne geliyor? Benim bütün bir elma, bütün bir armut, bütün bir muz, yani hiçbir parçaya ayrılmamış, tam oluştuğu halde duran nesneler, varlıklar bütündür. Peki, yarım denince aklınıza ne geliyor? Yarısı denince aklınıza ne geliyor? Evet, yarım denince bir bütünü ortadan ikiye böldüğümde yarım elde etmiş oluyorum. Birlikte görelim şimdi. Bizim elimizde şu anda bir adet mandalina var, bir adet elma ve bir adet kivi. Bu elimdeki meyveler sizce bütün mü, yarım mı? Evet, bunlar bütün. Hiçbir parçaya ayrılmamış, tamamı burada. Tam, yani bütün olarak duruyor. Peki, ben bunları önüme aldım, yiyecektim. Daha sonra kardeşim geldi. Bana dedi ki, abla ya da abi, bunun yarısını bana verir misin? Ben de yemek istiyorum. Tamam dedim, seninle paylaştıralım. Yarısını sana veririm. Annemin yanına gittim. Anne dedim, bana bunu ikiye böler misin? Yarısını kardeşime vereceğim. Yarımını kardeşine vereceğim. Yarısını ise ben yiyeceğim. Annem ne yaptı? Mandalinayı aldı. Ortadan ikiye böldü. Tam ortadan böldü. Ne oluştu? Yarım oluştu. Yarısını kardeşime verdim. Yarısını ben aldım. Yarım. Bir tane bütündü. Bir tane bütünden ben iki tane yarım elde etmiş oldum. Aynı şekilde. Kivimize de bakalım. Götürdüm. Dedim ki yarısını kardeşime vereceğim. Yarım yapalım. Tam ortadan ikiye annem böldü. Yarım yaptı. İkisi de eşit mi? Evet. Peki ben bu ikisini birleştirirsem ne oluşur? Bütün oluşur. Şu anda ne yaptım? Yarım yaptım. Bir yarım, iki yarım. Bir bütünden iki yarım elde ettim. Elmamıza gelelim. Yine gittim annemin yanına. Anne dedim, yarım yarım bana bunu böler misin? Annem bunu bölerken bir hata yaptı. Tam ortadan ikiye bölmek yerine birazcık yamuk kesti. Ve bu şekilde ayırdı. Sizce bu yarım oldu mu? Hayır, tabii ki de olmadı. Şu anda bu bir yarım değil. Yarım olması için bir bütünün tam ortadan ikiye eşit şekilde bölünmesi gerekiyordu. Bu yarım olmadı. Bir tanesi küçük oldu, diğeri ise büyük oldu. Ben bunu yarım olarak kabul etmedim. Kenarıya ayırdım. O zaman tekrar ederim. Bir bütün ne demekmiş? Evet, parçalanmadan tamamı bütün demekti. Hiç kesilmemiş, tamamı bütün. Ben bu bütünü ikiye ayırırsam, kuralım ne? Tam ortadan ikiye ayırırsam, iki tane yarım elde ediyorum. Bir yarımım burada, diğer yarımım ise burada. Bir bütünden iki yarım elde ediyorum. Biraz önce annemiz elmayı düzgün kesememişti. Burada ayrılmış olan elmayı görüyorsunuz. Bütün bir elmayı, hiç kesilmemiş olan elmayı anneme götürdüm. Bu bütün bir elmaydı. Hiç parçaya ayrılmamışa bütün diyordum. Götürdüm ve annem ikiye böldü. İki tane yarım elde etti. Yarım, yarım. Bu birinci yarım, bu diğeri ise ikinci yarım. Altta bir ekmeğimiz var.
Bütün bir ekmek hiç parçasına ayrılmadan bütün olarak aldığımız ekmek. Bu şekilde yemeyeceğimiz için ne yaptı bunu? Annemiz ortadan ikiye böldü. Bir yarımını bugün yeriz, diğer yarımını ise yarın yeriz dedi. İki tane yarım elde etti. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir bütünden iki yarım elde edebiliriz. Bir bütün iki yarım eder. Evet, bir bütün iki tane yarım elde ettik. İki tane yarım elde eder. Ortadan ikiye böldüğümde. Bize burada görseller vermiş, şekiller vermiş, yiyecekler vermiş. Bunlardan bazıları bütün, bazıları ise yarımmış. Bütün olanların altına bütün, yarım olanların ise altına yarım yazalım. Bir armutumuz var. Sizce bu armut yarım mı yoksa bütün mü? Evet, armutumuz yarım. Ortadan ikiye bölünmüş. Bir yarısı ise burada duruyor. Bu bir yarım armut. Pizzamız bütün mü yoksa yarım mı? Bütün ne demekti? Hiç parçaya ayrılmamış demekti. Pizzamızdan hiçbir parça alınmış mı? Pizzamız kesilmiş mi? Hayır. Tamamı burada duruyor. Bütünü burada duruyor. O zaman bu pizzamız bütün. Karpuzumuza bakalım. Karpuzumuz bütün mü yoksa yarım mı? Karpuzumuzun yarısı fark ettiyseniz kesilmiş, hatta içi gözükmüş. Bu karpuzumuz yarım bir karpuz. Limonumuz var. Limon bütün olarak mı duruyor yoksa ortadan ikiye bölünmüş mü? Evet, ortadan ikiye bölünmüş ve yarım olarak duruyor. Domatesimiz tamamı burada mı, bütünü burada mı yoksa birisi bunu bıçakla bölmüş mü? Evet, bütün olarak burada duruyor. Hiç parçaya ayrılmamış. Bütün. Simitimiz. Simit tamamı burada duruyor mu yoksa birisi yarısını yemiş mi? Evet, yarısı yenmiş, yarısı ise burada durduğu için bizim bu simitimiz yarım. Muz bütün bir muz mu yoksa yarısı kesilip yenmiş bir muz mu? Evet, tamamı burada olan bütün bir muz. Bütün. Biraz önce biz ne demiştik? Bir bütünden iki yarım elde ettiğimizi söylemiştik. Bir bütünden iki yarım elde ettiğimizi. Şimdi bu bilgiden yola çıkarak sorularımızı cevaplayacağız. Aşağıda bütün olarak verilmiş yiyeceklerin kaç yarım ettiğini yazınız. Yiyeceklerimiz hepsi bütün. Ben bunları yarım yarım bölersem kaç yarım elde ederim onu soruyor. Bu soruları yaparken dikkat ediyoruz, güzelce sayıyoruz. Nokta 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 bütün ekmek. Burada kaç bütün ekmek var? Evet, bir bütün ekmek var. Bir bütün ekmek nokta 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 yarım ekmek eder. Kaç yarım diyor. O zaman ben bunu yarım yaparım. İkiye kendim bölerim. İkiye böldüm. Bir yarımım burada oldu, diğer yarımım burada oldu. Kaç tane yarım elde ettim? Evet, iki yarım elde ettim. Bir, iki yarım. Şöyle diyebilirim. Bir bütün ekmek, iki yarım ekmek eder. Evet, doğrudur. İkinci görselimize, ikinci sorumuza gelelim. Nokta 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 bütün portakal. Kaç bütün portakal var burada? Evet, iki tane bütün portakal, iki tane hiç kesilmemiş portakal var. İki bütün portakal
Nokta 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 yarım portakal eder. Yarım yap diyor. Yapalım. Ortadan ikiye böldüm. Acaba kaç yarım yaptım? Sayayım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yarım yapmış oldum. Tekrar birlikte sayalım. 1 yarım burada. 2. yarım burada. 3. yarım burada. 4. yarım burada. 4 tane yarım portakal yaptım. Cümlemizi okuyalım. 2 bütün portakal 4 yarım portakal eder. 4 tane yarım oluşturdum. Geldik çileklerimize. Burada kaç tane bütün çilek görüyorsunuz? Evet, 3 tane bütün çilek var. Nokta nokta bütün çilek. Kaç bütün çilek? 3 bütün çilek. Nokta 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 yarım çilek eder. Bu 3 bütünü yarım yapmamı istemiş. O zaman yapalım. Ortadan ikiye böldüğüm zaman yarım oluyordu. Böldüm birinci çileğimi. İkinci çileğimi de kestim. Üçüncü çileğimi de kestim. Sayayım kaç tane yarım oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yarım çilek oluşturdum. 3 bütün çilek 6 yarım çilek eder. Sıra eriklerimizde bütün erikleri görüyorsunuz. Hiç parçaya ayrılmamış, hiç kesilmemiş. Bakalım kaç bütün erik var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bütün erik. Acaba kaç yarım erik eder? Yarımı eklemeyi unutmuşuz. Ben ekleyeyim. 5 bütün erik. Acaba kaç yarım erik eder? Erikleri ikiye bölerim. Böldüm. Diğer eriğimi de böldüm ikiye. Bunları da bölelim. Hepsini ikiye böldüm. Yarım yaptım. Acaba kaç yarım yaptım? Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yarım erik etti. Cümlemizi okuyalım. 5 bütün erik, 10 yarım erik eder. Şimdi ise karşımda yarımlar var. Bana burada demiş ki aşağıda yarımların kaç bütün ettiğini buluruz. Yarımlar var. Yani bu şekilde yarımlar var. Ben iki tane yarımı birleştirirsem kaç bütün elde etmiş oluyorum? Bir bütün elde etmiş oluyorum. Tekrardan iki tane yarımı birleştirdiğimde bir tane bütün elde etmiş oluyorum. Buna dayanarak sorularımızı yapabiliriz. Eğer ki iki yarım görürsem kendim bunu birleştiririm ve bir bütün yaparım. Nokta 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 yarım limon. Burada kaç tane yarım limon var? İki tane yarım limon var. Nokta nokta bütün limon eder. Bu yarım limonları birleştirmemi istiyor. Tıpkı buradaki mandalinamın aynısı. İki yarım mandalina birleştirdiğim zaman ben bunları kaç bütün mandalina yaptı? Bir bütün olmuş oldu. Limonlarımı da bu şekilde yuvarlak içine alarak birleştirebilirim. İkisini birleştirdim. Kaç bütün oldu? Bir bütün oldu. İki yarım limon, bir bütün limon eder. Yumurtalarımıza bakalım. Nokta 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 yarım yumurta. Yarım yumurtayı önce sayayım. 1, 2, 3, 4. 4 yarım yumurta. Nokta 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 bütün yumurta eder. Bunları bütün yap diyor. Kaç tanesini birleştirdiğimde bütün elde etmiş oluyordum? Evet, 2 tanesini birleştirdiğimde bir tane bütün yapmış oluyordum. Birleştireyim.
Şununla şunu birleştirirsem, ikisini birleştirdiğimde bir bütün yapmış oldum. Şu iki yumurtayı da birbirine yapıştırırsam, birleştirirsem, bu da bir bütün yumurta yapmış oldu. O zaman benim elimde kaç tane bütün yumurta olmuş oldu? Evet, iki tane bütün olmuş oldu. Birinci bütünüm şu ikisinin birleşiminden geldi. İkinci bütünüm ise bu ikisinin birleşiminden geldi. İki tane bütün yumurtam oldu. Dört yarım yumurta, iki bütün yumurta eder. Armutlarım var. Ortadan ikiye bölünmüş armutlarım. Bunları benim bütün yapmamı istiyor. Önce yarımlarımı sayayım. Bakayım kaç yarım armut var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yarım armut var. Ben kaç tanesini birleştirdiğimde bir bütün yapıyordu? Kaç yarımı birleştirmem lazım şimdi? Evet, 2 tane yarımı birleştirmem lazım. Birleştireyim. Şu ikisini birleştireyim. Bir tane bütün yaptı. Bu ikisini birleştireyim. Bu da bir bütün yaptı. Şu ikisi de birleşsin. Bu da bir bütün yaptı. Kaç tane bütünüm oluştu? Sayalım. Bir bütünüm burada. İkinci bütünüm burada. Üçüncü bütünüm ise burada. Bir, iki, üç bütün elde ettim. Altı yarım armut, üç bütün armut eder. Peki bize görsel vermediği zaman ne yapacağım? Demiş ki bana, üç bütün nokta 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 yarım eder. Üç bütünün kaç yarım ettiğini bulmam lazım. Kendim çizebilirim. 3 bütün dediyse 3 bütün çiz. 1, 2, 3. 3 bütün çizdim. Acaba kaç yarım eder? Yarım yapmamı istiyor. O zaman yapalım. Yarım, yarım, yarım yaptım. Kaç yarım ettiğimi sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yarım elde ettim. 3 tane bütün dediği için 3 çizdim. 3 tane bütün çizdim. Yarım yapmamı istediği içinse yarım yaptım ve saydım. Kaç yarım olduğunu buldum. 6 yarım ettiğini görmüş olduk. 6 bütün. Bana 6 bütün çizmemi istiyor. Çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bütün çizdim mi? Evet. Kaç yarım eder diyor. Yarım yap bunları diyor. Yarım yapmamı istiyor. Yapalım. Hepsini tam ortadan eşit şekilde bölüp yarım yaptım. Kaç yarım yaptığımı sayabilirim. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane yarım yaptım. O zaman 6 bütün 12 yarım eder. Geldim buna. 5 bütün. 5 tane bütün yapmamı istemiş. Tamam. Elimde 5 tane bütün portakal olduğunu düşünelim. 3, 4, 5. Elimde 5 bütün portakal var. 5 bütün portakaldan acaba ben kaç yarım elde edebilirim? Portakalları 2'ye bölerim. Bölelim. Bakalım kaç yarım elde ettim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yarım portakal elde etmiş oldum. 5 bütün 10 yarım eder diyebilirim. Bu sefer bu soruyu okuduğumda bir terslik olduğunu gördüm. Ben her zaman için bütün çiziyordum. 5 bütün çizmemi istemişti. 6 bütün çizmemi istemişti. 3 bütün çizmemi istemişti. Hep bütün istemişti. Bu sefer benden yarım istiyor.
4 yarım çiz diyor. Ben de o zaman istediğini yaparım. Yarımı D harfi gibi yaparsam anlayabiliriz sanırım. Bakın şu kısma benziyor. O yüzden hepsini yarımları D olarak göstereceğim. Birinci yarımı çizdim. İkinci yarımı çizdim. Üçüncü yarımı çizdim. Dördüncü yarımı çizdim. Yani şunlardan çizdim. 4 tane yarım yarım çizdim. 4 tane yarım. Duruşları da şuna benzedi. 4 tane yarım mandalina olduğunu düşünün. Ben bu yarımları bütün yapmak için ne yapıyordum? Evet, 2 tanesini birleştiriyordum. O zaman ben yarımları şimdi birleştireceğim. İkisini birleştirdim. Bir bütün elde ettim. Bu ikisini de birleştirdim. Bir bütün de burada elde ettim. Kaç tane bütünüm oldu? 1, 2. 2 tane bütünüm olmuş oldu. 10 yarım demiş. 10 tane yarım 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 kilo olduğunu düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yarımlarımı çizdim. Bana bu yarımları bütün yap diyor. Bütün olmak için, olması için kaç tanesini birleştiriyordum? Evet, 2 tanesini birleştiriyordum. O zaman 2 2 birleştireceğim şimdi. Şu ikisini aldım. Bir bütün oldu. Şu ikisini aldım, birleştirdim. Bütün yaptım. Bu ikisini aldım, birleştirdim. Bütün yaptım. Şu ikisini de birleştirelim. Yine bir bütün oldu. Son kalan ikiyi de birleştirdiğim zaman bütün yapmış oldum. Sayayım şimdi kaç bütünüm oldu acaba? 1, 2, 3, 4, 5. 10 tane yarımdan 5 tane bütün elde ettim. 12 yarım nokta 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 yarım eder. 12 tane yarım yapmamı istemiş. Yapalım. Elimde 12 tane yarım var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elimde 12 yarım var. Ben bu yarımlardan kaç tanesini birleştirdiğimde bütün yapıyordu? Şuraya yine yanlış yazılmış. Bütün eder olacak. Bütün olarak görün. 12 yarım nokta nokta bütün eder. Kaç acaba bütün yapar? Birleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bu yarımları ikişer ikişer grupladığım zaman hepsinden bir bütün elde etmiş oldum. Kaç tane bütün yaptım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 yarım 6 bütün eder oldu. Yarım ve bütünü bugün öğrendik. Umarım anlamışsınızdır. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.